y eşittir 2,5x denkleminin grafiğini çizmemiz istenmiş. O halde bu denklemi doğru çıkaran iki nokta bulacağız. İlk akla gelen x'in 0'a eşit olması. X 0 olduğunda 2,5x de 0 olacak. Yani x 0 olduğunda y de 0'mış. Şimdi x için başka bir değer seçelim ve öyle bir değer olsun ki y de bu sefer tam sayı olsun. X 1 arttığında y 2,5 artacak ve buraya gelecek. Grafiği de bu şekilde olacak. Az önce dediğim gibi y'nin x'e göre birim değişme oranı 2,5. Yani x'teki 1 birimlik bir artış, y'de 2,5 birimlik bir artışa sebep oluyor. X 0'dan 1'e çıktığında y 0'dan 2,5'a çıkıyor. X'i 1 daha yükseltelim ve y'de yine 2,5 daha artacak ve 5'e ulaşacak. Ya da işlemi yaparsak, x 2 olduğunda y'de 2,5 çarpı 2'den 5 olacak. O halde bu çizdiğimiz grafik, denklemimize uygun bir grafik. Bize sorulan soruda doğru olan önermeleri seçmemiz istenmiş. Bu denklem orantısal bir ilişki içermez. Ama bu orantısal bir ilişki. Burada x 0 olduğunda y de 0 oluyor. Aynı zamanda y x çarpı sabit bir değere eşit. Yani x çarpı 2,5'a. O halde bu kesinlikle orantısal bir ilişki. Yani ilk şıkkı, ilk seçeneği seçmeyeceğiz. Evet, ikincisi. İlişkinin birim oranı 2 bölü 5'tir. Bu biraz zor anlaşılır bir önerme olmuş. Herhalde demek istedikleri y'nin x'e göre değişim oranının 2 bölü 5 olduğu. Y'nin x'e göre değişim oranını bulmuştuk. X 1 arttığında y 2,5 artıyordu. Ama burada x 1 arttığında y 0,4 artar demişler. 2 bölü 5, 0,4 ile aynı şeydir. Burada 5 bölü 2 demelilerdi. O halde bu önerme de doğru değil. Bir sonraki. Doğrunun eğimi 2,5'tur. 2,5'tir. Bu doğru gibi. Eğim dediğimiz şey y'nin değişimi bölü x'in değişimi, değil mi? X 1 değiştiğinde y 2,5 değişiyor. Y'nin değişimi bölü x'in değişimi, yani 2,5 bölü 1, o da 2,5'a eşittir. Bunu denkleme bakarak da görebiliriz. Y eşittir eğim çarpı x. O halde bu önerme doğru. Sıradaki. X'teki 5 birimlik bir değişim, y'de 2 birimlik bir değişime yol açar. Bir deneyelim bakalım. X 0 olduğunda y'nin de 0 olduğunu biliyoruz. X 0'dan 5'e yükseldiğinde y'ye neler oluyor bir bakalım. Y 2,5 çarpı 5 olacak. Bu da 12,5'a eşit. Demek ki x 5 birim yükseldiğinde y 2 birim yükselmiyor. O zaman bu önerme de yanlış. X'teki 2 birimlik bir değişim y'de 5 birimlik bir değişime yol açar. Ve bunu zaten grafikte görüyoruz. X'teki 2 birimlik bir değişim y'de 5 birimlik bir değişime yol açıyor. Çizdiğimiz grafik aynen bunu gösteriyor. O halde bu önerme de doğru. Şahane.